Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve bu videomuzda sizlerle beraber yine bir donanım inceliyor olacağız. O da AMD'nin Zen Plus mimarisi üzerine kurulu Threadripper 2 ailesinden 32 çekirdekli 2990WX ve 16 çekirdekli 2950X işlemcisi olacak. Lafı uzatmadan incelemeye geçelim. Öncelikle ikinci nesil Threadripper işlemciler 12 nanometre Zen Plus mimarisi üzerine kurulu, bunu vurgulamak gerek. 7 nanometre mimarili Zen 2 mimarisi gibi birden çok boyutta değişikliklerin yapıldığı, performans anlamında çok daha ciddi geliştirmeler göreceğimiz o mimari değil. Zen Plus ile gecikmenin kritik rol oynadığı iş yüklerindeki performansın arttırılması için GlobalFoundries'in 12LP, LP Leading Performance anlamına geliyor, önce performans olarak çevirebiliriz, bu üretim sürecini kullanıyor. Genel olarak 14-16 nanometre mimarideki işlemcilerin devrelerine göre devre yoğunluğunda %10-%15 getirisi var. Performansta da %10'un üzerinde performans potansiyeli daha fazla. Performans getirisi özellikle gecikme sürelerinde. 3. seviye ön belleklemede gecikme %15 düşürülmüş. 2. seviye ve 1. seviye ön belleklemede de önemli geliştirmeler var. Çekirdek frekansı olarak önceki nesil Threadripper'lara göre 200 MHz arttırılmış, yani çekirdek başına 4.4 GHz demek oluyor bu. Threadripper ailesi de Ryzen ailesi gibi Zen mimarisinin özünde bulunan ve AMD'nin tanımı itibarıyla 5 duyudan oluşan SenseMI'ya sahip. Soğutma potansiyeline göre işlemciyi otomatik olarak hız aşırtan XFR2, Yonga'nın kendi voltaj karakteristiğini belirleyip ona göre özelleştirilmiş bir güç planı çıkaran Pure Power, bir sonraki iş yükünü tahmin edip işlemciyi belirli iş yüklerini hazır hale getiren Neural Ağ tahmini ve kullandığımız yazılımların çalışma şekil ve algoritmalarını öğrenerek gerekecek verileri iş yükü başlamadan ön bellekleyen Smart Prefetch olmak üzere işte 5 duyu bunlar. Bu videoda test edeceğimiz işlemcilerden ilki 16 çekirdek 32 izlekli 2950X, ikincisi ise 32 çekirdek ve tam 64 izlekli 2990WX. İkisi de yine TR4 soketini kullanıyor. 180 Watt TDP'li 2950X, 8 MB ikinci seviye ve 32 MB üçüncü seviye ön belleğe sahip. Baz olarak 3.5, Precision Boost ve XFR2 ile 4.4 GHz'e kadar çıkabiliyor. 64 adet 3. nesil PCI Express iş hattı ve 4 kanal RAM destekli. 2990WX ise 32 çekirdek ve 64 izlekli. 250 Watt TDP'li işlemci, 16 MB ikinci seviye ve 64 MB üçüncü seviye ön belleğe sahip. Baz olarak 3 GHz, yine Precision Boost ve XFR2 ile 4.2 GHz'e kadar çıkabiliyor. AMD Threadripper 2950X'i daha çok enthusiast, yani performans meraklılarına, 2990WX içinse tasarım ve içerik üreticilerine tabiri caizse ithaf etmiş. Ben hem bir oyuncu hem de bir içerik üreticisi olarak ikisinden de hem iş hem oyun her türlü testi gerçekleştirdim. Aynı zamanda da halihazırda kullandığım 6 çekirdek 12 izlekli i7-8700K'ya da yer verdim. Açıkçası şahsen profesyonel bir çözüme geçsem ne kazanırım, siz ne kazanırsınız bunu merak ediyorum. Intel tarafındaki eşdeğer işlemcilere de yer vermek isterdim ama elimizde bir test ürünü yok, yapabileceğim bir şey yok maalesef. En azından 6 çekirdekli bir işlemci ile 16 hatta 32 çekirdekli bir işlemci arasında nasıl bir uçurum varmış bunu görebileceğiz. Test sistemimizde X399 Yonga setli Asus'un Zenith Extreme anakartını ve GTX 1080 Ti Strix ekran kartını kullandım. RAM'ler G-Skill'in Flair serisi 3200 MHz destekli 4x8 GB kurulumundaki RAM'leri. Soğutma tarafında Enermax'ın 240 mm radyatörlü bir sıvı soğutması var. Güncellenmiş Windows 10 Pro ve ekran kartı sürücüleriyle testlerimize geçelim. İlk testimiz Cinebench. 256 izleyi tanımlayabilen, ham performans ölçebileceğiniz tutarlı testlerden. İşlemciler arasındaki farkın en belirgin olduğu test, zira her iş yükü bu kadar çekirdekten faydalanamayabiliyor. Threadripper 2 2990WX tek çekirdekte 172, çok çekirdekte 5191, 2950X tek çekirdekte 175, çok çekirdekte 3106, bir de benim masum i7-8700K işlemcim var, tek çekirdekte 199, çok çekirdekte 1427 puan skor aldı.
Tek çekirdekte 8700K, %12, %13 daha iyi ama çok çekirdekli senaryoda 2950X %117, 2990WX %263.7 daha güçlü. Super Pi'de 1 MB'lık bir test uyguladım. 2990WX 10.266 saniyede, 2950X 9.859 saniyede, i7-8700K 8.250 saniyede bu testi tamamladı. Tek çekirdeğe yüklenen bir test bu. Tek çekirdekte i7-8700K %19.5 civarı daha güçlü görünüyor. CPU-Z basit ama çoklu iş yükü oluşturmada başarılı. 2990WX tekte 477, çokluda 16638, 2950X tekte 498, çokluda 9442, i7-8700K tekte 518, çokluda 3869 puan şeklinde. 2990WX'e kıyasla i7-8700K teklide %8.5 civarı önde olabilir ama 2990WX doğal olarak ezdi, %330 daha güçlü, 2950X ise %144 daha güçlü. Çekirdek sayısına paralel olarak ölçeklendi skorlar yani. Geekbench testine sadece yer veriyorum. Yoruma pek gerek yok arkadaşlar, sentetik bir test olarak bu işlemciler için uygun bir ölçüt değil. 7-Zip bir sıkıştırma yazılımı. 2990WX 105.570, 2950X 91.233, i7-8700K 52.363 puan aldı. 2990WX 32 çekirdekli bir işlemci sonuçta, 7-Zip biraz afalladı. Passmark da Geekbench gibi düzgün bir ölçüt olamadı arkadaşlar. Özellikle 2990WX ile 2950X kafa kafaya kaldı. Realbench, burada da benzer bir tablo oluştu. TRRR2'ler kafa kafaya kaldı. i7-8700K ise %17 civarında geride kaldı. Ki asıl farklar, işlemciyi tam anlamıyla kullanan testler şimdi geliyor. PowRay veya PowRay, artık nasıl okumak isterseniz, yüksek kalite 3 boyutlu animasyonlar, görseller oluşturmak için kullanılan, ne kadar çekirdek verirseniz o kadarını kullanan profesyonel bir yazılım. 2990WX çoklu çekirdekli testi 26.64 saniyede, 2950X çoklu da 41.85 saniyede, 8700K 88.38 saniyede tamamladı. 2990WX benim mütevazı işlemcimden %231, 2950X ise %111 daha hızlı tamamladı. Blender, açık kaynak kodlu bir 3 boyutlu modelleme yazılımı, yine profesyonel kullanım odaklı bir yazılım. Sitelerindeki bir test örneğinin çıktısını aldım. 2990WX 1 dakika 35 saniyede, 2950X 2 dakika 33 saniyede, 8700K ise 5 dakika 17 saniyede bu testi tamamladı. 2990WX ile 2950X arasında bir modelleme yazılımında, yani profesyonel olarak %61 fark var. 2990WX 8700K'dan %233.6 daha hızlı. Handbrake, bir işleme yazılımı, TRRR2'nin nimetlerinden tam anlamıyla faydalandığını düşünmüyorum ama skorlar bu şekilde. Benim işlemcime kıyasla en az %40 fark var. Adobe Premiere, optimizasyon anlamındaki zayıflığı, ki iMac Pro'nun 18 çekirdeklisinin 10 çekirdeklisinden Premiere'de daha yavaş olması gibi gibi, çekirdek sayısı değil de hızı önceliğe alan bir video yazılımı. Adobe Premiere, optimizasyon anlamındaki zayıflığı, ki iMac Pro'nun 18 çekirdeklisinin 10 çekirdeklisinden Premiere'de daha yavaş olması gibi haberler ayyuka çıkmıştı. Çekirdek sayısı değil, hızı önceliğe alan bir video düzenleme yazılımı. Ki bu yazılımı ben de kullanıyorum. 2990WX ile hazırladığım incelemelerden herhangi birinin çıktısını aldım. 30 dakika 16 saniye sürdü. 2950X yarı yarıya daha az çekirdeğe sahip ama çalışma hızı daha yüksek olduğu için 28 dakika 6 saniyede tamamladı. Açıkçası benim için pek bir şey değişmedi Premiere'de. Premiere'in kendine çeki düzen vermesi gerek. İşlemcilerin oluşturduğu ısıdan çok bahsetmek istemiyorum. Zira sizin kullanacağınız soğutucu farklı olacaktır. Benim kullandığım soğutucu farklı. Ama ben bu kurulumda 2990WX ve 2950X'te maksimum 69 dereceyi gördüm. Soğutması kesinlikle zor işlemciler değiller. Lehimli, yüksek kalite yonga kapağı başka, Intel'in delete gerektiren, hız ışırtmaya gelemeyen işlemcileri başka, burası çok net.
TRIPPER 2-2990WX 32 çekirdekli, profesyonel kullanım odaklı bir işlemci. İşlem gücünden para kazananlar, her saniyenin önemli olduğu çalışma ortamlarında çok iyi bir işlemci. Peki niye çok iyi, neye göre çok iyi? Çünkü 1799 dolarlık 2990WX'in Intel'in 1999 dolarlık 18 çekirdekli i9-7980XE'sinden hem daha ucuz hem de %50'den fazla daha performanslı. Açıkçası bu noktadan sonra diyecek başka bir şey yok. 2950X, 2990WX'ten Blu-ray ve Blender'da %40 daha geride. Ama 899 dolarlık fiyatıyla en azından benim, işin içine oyunun da girdiği kullanım senaryomda daha alınası geldi. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik mi acaba arkadaşlar? Gelmedik. Çünkü önemli iki konu daha var. Onlardan ilki hız ışırtma. Yani bu işlemcileri TRIPPER 2 ailesine, özellikle de hava soğutmayla beraber, yeni bir hava soğutmayla beraber geliyor TRIPPER ailesi. Nereye taşıyabileceğiz? Ve oyun konusunda TRIPPER 2 ailesi bizlere neler sunabiliyor? İkinci videomuzda bu iki konu üzerinde detaylı bir şekilde duruyor olacağız arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.